Öncelikle dün yurdumuzda meydana gelen bu deprem dolayısıyla Elazığ'da hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz yani tüm ülke genelinde hem Elazığlılar hem de tüm o bölge genelinde hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Maça gelecek olursak, maça aslında hızlı başladık. Biraz da erken golleri bulduk. Bu golleri erken bulduktan sonra takım biraz rehavete kapıldı. Sanki bu hani biraz daha böyle farka gidecekmiş gibi bir hava içerisine girdi takımımız. Çobanisa takımı da bugün çok güzel mücadele etti. Yani ataklara karşılık fazlasıyla direndiler. Daha sonrasında işte futbol bu yani. Ne kadar öne geçseniz de bir şekilde pozisyon gereği talihsiz bir penaltı oluyor ve 2-1 oluyor. Böyle olunca direnç gücü daha da artıyor. Ama Allah'tan daha sonrasında futbolcularımız gerekli direnci gösterdiler. Belki de bunu bekliyorlarmış. Arkadan hemen skoru alacak atakları yaptılar. Biraz daha topu diğer sahaya doğru yığdılar ve 3. golü buldular. Takım da rahatlattılar. Dediğim gibi bu uzun bir periyot. Yani en alttaki takımın en üstteki takımı yenebileceği bir lig bu. Zorlu geçiyor maçlar. Biz bugün kazandığımız için mutluyuz. Yine bugün bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Chovanisa takımını da vermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah onlar için de her şey gönüllerince olur. Bizim takımımız için de sonu inşallah şampiyonluk olur. İlk öncelikle maçı iyi başladık. Hemen golleri de bulduk ilk 15-20 dakika içerisinde. Daha sonra bayağı pozisyon da yakaladık aslında. Hani üçü bulabilirdik. Ama üçü bulamadık. İlk devre işte 2-0 bitti. İkinci devre aslında oyun olarak iyiydik. Bir anlık bir konsantrasyon kaybı. Kendi hatamızda bir gol yedik. Ya o da penaltı oldu zaten. Penaltıdan yedik golü de. Hani penaltı olup olmayacağı da tartışılabilir ama sonuçta yedik. 2-1 oldu maç. Daha sonra o golün getirdiği etkiyle takım bir sallandı, kendine geldi. Üçüncü golü de buldu. Daha sonra zaten 3 olunca maç rahatladı. Ya bu tip maçları oynamak zor. Çünkü hani lig gerçekten zor bir lig. 3 tane takım düşüyor. Evet, bir tanesi belli. 2 tane takım düşüyor. Puan veremleri alt tarafta birbirine yakın. Üst tarafta da birinci takım direkt çıkıyor. 2, 3, 4, 5 playoff oynadığı için yani 8. takımın hem düşme hem playoff oynamaya şansı var 7. 8. takımın. Yani böyle olunca bütün maçların iddiası oluyor. Ya bugün de zor bir maç oldu ama kazandığımız için mutluyuz. Bizim hedefimiz inşallah hani bütün maçlarımızı kazanıp Bal Ligi'ne ismimizi yazdırabilmek. Bunun için de çocuklarla beraber hep beraber çalışıyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Yapacaklar da ben onlara inanıyorum. İnşallah sonunda hep beraber buradan bu takımı bala çıkartacağız çocuklarla birlikte. Öncelikle herkesin ayağına yüreğine sağlık. Zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin zaten düşme gibi bir durumu var. Güzel sonuç oldu. Kazandık. Önümüzdeki maçlarda kazanıp inşallah bize güvenenleri mağlup etmeyeceğiz. Taraftarların bize destek olması bizim için artı güç oluyor gerçekten. Çünkü diğer taraftarların, rakiplerimizin taraftarlarını zaten pek göremiyoruz. Onların da gelmesi bize artı güç oluyor. Onların da ayağına yüreğine sağlık. Hocamız olsun, Erdem başkanımız, sponsorumuz olsun, Kemal başkanımız olsun. Herkes sağ olsun, elinden geleni yapıyor. Ligin sonunda inşallah gereken yerde olacağız Allah'ın izniyle. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yüreğimizi koyarak oynadık bu maçta. Bundan sonraki maçların da hep böyle geçeceğini biliyoruz zaten. Zorlu bir maçlar bizi bekliyor. Hani bütün takımlar bizim takımımızı bekliyor. Ama biz takımı bütün maçları alacağımıza inanıyoruz. Daha çok çalışacağız her gün. Her maç için daha iyi hazırlanıyoruz. Abi taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bayağı her gün bu tribünleri dolduruyorlar yani sağ olsunlar. Ya bizi ayrıca çok destekliyorlar. Ya onlara çok teşekkür ederim. Geldikleri için, bizi yalnız bırakmadıkları için. Sonuna kadar arkamızdalar, her maçta da destekleyecekler. Bu kupayı yani birlikte kaldıracağız biz burada.